İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Evet, biraz mevsim geçişi. Biraz Ama biraz daha iyi gibisiniz sanki. tabii iyiyim. İyiyim, iyiyim. Pazartesi. Sesim kısıldı. Biraz öksürük var. İdare edeceğiz artık. Çok sıkıntı değil. Evet, arkadaşlarla şimdi sohbet ediyordum. Her yer çok soğuk. Bana niye kazak giydin demişler de dedim Ankara çok soğuk. Muhtemelen İstanbul'da öyledir, değil mi? Artık çok soğuk her yer. İstanbul kısmen biraz yani çok da soğuk değil aslında. Yani Aa, ne tam güzel. sabahları çok soğuk İstanbul. Sonra normal yumuşuyor ama işte orada üzerinize bir şey almadığınız zaman sabah akşama hasta olarak gelme ihtimaliniz yüksek. Herkes kendine dikkat etsin. Evet, İsmail Bey yine şiir gibi anlatacak tabii ki. Vedat Bey öyle yazmış. Ben şöyle hemen başlıyorum. Arkadaşlarımız da geldi zaten. Dolar 18,58 seviyesinde. Euro da bir miktar sanki geri çekilme var gibi. 18,02'de. Euro dolar paritesi 0,96 seviyesinde. Dolar endeksi 113,24'tü. CDS primi bugün gün içinde 773 seviyesini gördü. 5 yıllık risk primimiz. Ons altın 1669 dolarda. Borsa İstanbul BIST 100 endekste bugün kapanışını %1,5'luk düşüşte 3017, 3517 puandan tamamladı. Amerika tarafından üfe verileri geldi. Aylık %0,4, yıllıkta ise %8,5 olarak gerçekleşti. Beklentilerin %0,1 üstünde gerçekleşti. Çekirdek tarafı da %0,1 altındaydı. Son olarak da önemli bir gelişme. Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz dedi. Yarın da bildiğim kadarıyla Putin'le Sayın Erdoğan Astana'da bir araya gelecek diyorum. Söz size bırakıyorum. Neler söylersiniz? Evet, piyasalara bugün baktığımızda şimdi herkes alıştığı için Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketlere bugünkü düşüş gerçekten birçok yatırımcıyı biraz kısmen üzmüş olabilir. Ama biz buna şu an için en azından düzeltme desek çok daha doğru olur. Şu anki bugünkü yaşanan geri çekilmeye. Aslında bizim beklentilerimiz dahilinde olan bir olasılıklar içerisindeydi bu düzeltme. Çünkü dikkat ederseniz hızlı çıkışların yani 1,5 hafta önceye geri döndüğümüzde hızlı bir çıkışın dönüşün ardından sonra son 3 gündür Borsa İstanbul tarafında sıkışarak yatay bir eğilim gördük. Bu aslında bir düzeltmenin ayak izleri desek çok daha doğru olur. Şimdi burada bu düzeltmenin ardından nasıl bir reaksiyon verir? Şimdi onları ben açıklayacağım. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Çok olumsuz bakmıyorum. Onu söylemekte fayda var. Yani benim gördüğüm kadarıyla burada olabilecek geri çekilmeler ancak ve ancak bir düzeltme olabilir. Biraz daha taktiksel bir geri çekilme olabilir. Ve endeksin 3050 seviyesinden, 3060 seviyesinden hatırlarsak hızlı bir yükselişi yaşandı. 3600'ün 600'ler civarına kadar çıkmıştık. Şimdi böyle kısa vadede böyle hızlı bir yükseliş olunca beraberinde bir geri çekilme olabilir. Bu da çok bence mantıklı. Daha doğrusu piyasanın böyle hızlı çıkışları biraz sindirmesi gerekiyor. Yani bu sindirmeler olduğu zaman, geri çekilmeler olduğu zaman daha sonraki yükselişler daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Yani geri geldiğinde yukarı bu bir alım fırsatı deme ihtimali daha fazla oluyor. Ama örneğin hatırlayalım 3200 seviyesini endeksin 2 Eylül tarihini. Oradan mesela 3200'den soluksuz 3700'e kadar endeks yükselmişti 3650 seviyesine kadar. Bu bizim çok da böyle görmek istediğimiz yükselişler değil. Yani bu yükselişlerin sonu genelde bu tarz yükselişlerin sonu hüsranla bitiyor. Bunu
Ben yani kafamdan uydurmuyorum, onu söyleyeyim. Bu tamamen bir istatistik. Yani yatırımcıların davranışları, kar alma isteği orada, hırs ve piyasa oyuncularının burada piyasayı yapay bir şekilde tetiklemesi. Ve beraberinde neleri yaşadığımızı hatırlayın. Yani bu tarz hareketler geçmişte de hep aynı şeyler olmuş arkadaşlar. Yani tarih hep tekrardan ibaret. Yani o yüzden geçmiş hareketleri, davranışları doğru analiz ettiğimiz zaman yatırımcı davranışlarını Borsa İstanbul üzerinde aslında bize çok doğru fikirler veriyor. O yüzden şu an için endeksteki buradaki dalgalanmaları ben çok normal görüyorum. Çünkü burada şöyle düşünmek lazım. En son hatırlayın, endeks 2400 seviyesinden kesintisiz 3600'e kadar çıkmıştı. Neredeyse böyle arada bir gün geri geliyor. O gün bile artı kapatıyor. Şimdi böyle bir 2400'den 3600'e çıkıldığı zaman arkadaşlar bunun düzeltmesi biraz daha uzun sürer. Yatay olması çok daha güzel bir şey. Yani böyle durumlarda genelde şunu söyleyeyim, yatırımcılarımıza en azından bir fikir olsun önümüzdeki günlerde, kılavuz olsun, o açıdan söyleyeceğim. 60 günlük ortalama hep burada referans olarak alırız. Bu tarz hızlı yükselişlerde geri gelişler, dikkat edin, bir önceki geri geliş 60 günlük ortalamadan dönmüştü. 3060 seviyesi. Yani bu tesadüf değil arkadaşlar. Yani geçmişte de bu böyle olmuştur. Şu anda burada bir düzeltme hareketini görüyoruz. Kâr realizasyonu sürecini görüyoruz. Yine aynı şekilde. Yani burada 60 günlük yine olacak demiyorum ama ilk düşüş 60 günlük olur. Sonra ilk durak 22 günlüktür arkadaşlar. Bu sefer 22 günlüğe bakacağız. Yani bu işin tekrar 60 günlüğe uzanıp uzanmayacağını kestirebilmek için ilk aşamada 22 günlük ortalamaya bakacağız. Onu da şimdi size söyleyeceğim. 22 günlük ortalama 3370 seviyesinde arkadaşlar. Yani direkt endeksle başladım ama bu akşamki konuşmamıza. Çünkü burada Hareketli ortalama mı demişler? Hareketli ortalama mı? tabii 60 günlük hareketli ortalama ve exponential olacak. O çok önemli. En azından ben çünkü yani çok büyük sapmalar olmaz ama genel olarak bizim piyasamızda endekste 60 günlük hareketli ortalama çok güzel çalışıyor, sağlıklı çalışıyor. O yüzden şimdi 22 günlük mesela orada da 3370 seviyesini takip edeceğiz. Şimdi buraya kadar bir geri çekilme olması bence yukarı gitmesini istiyorsak piyasanın çok daha sağlıklı olur. Ama şöyle de güzel bir şey olabilir. Şu anda artık yavaş yavaş bilanço dönemine girdik arkadaşlar. Günlerdir her programda söylüyoruz. Artık bilançolar başlıyor. Daha doğrusu profesyoneller. Bugün tavan olan hisselere bir dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir search edin. En çok getiri sağlayanları. Mesela tavan olanlara hemen bir bakalım. Karsu Tekstil. Mesela ilk gözüme çarptı. Bence tesadüf değil. Alka Kimya. Bence tesadüf değil. Diğer taraftan Aksen %6. Bence tesadüf değil. Yeotek %10. Bence tesadüf değil. Sayas %2,5. Bence tesadüf değil. Yani başka ne diyeyim? Deva %4. Bence tesadüf değil. Bu da tesadüf değil. Cusan %4,5.
arkadaşlar. Bence bu da tesadüf değil. Yani demek istediğim burada bilançosu iyi gelecek hisseler önden yüklemeli olarak şimdiden prim yapmaya başlıyor. O yüzden burada gözümüzü dört açmalıyız. Burada gerçi sürekli konuşuyoruz. Bilançosunu iyi beklediğimiz hisseler vesaire. Şimdi ben yine bilançosunu iyi beklediğimiz hisseleri söylemeye devam edeceğim. Mesela Pegasus'u günlerdir konuşuyoruz. Pegasus. Orada mesela bugün mesela bir kurum ciddi bir hedef değer yukarı çekti. 400 liranın üzerine. Yani şimdi bunları hep göreceğiz. Şimdi bilançonun biz 6 aylık bilançoda kötü görüyor olmamız bunun böyle bir performans sergileyeceği anlamına gelmiyor. Yani bir adım ötesini görmemiz lazım. Yani düşünün yani şu anda yazı geçirdik. Yaz mevsimini geçirdik. Şimdi buradaki bilançonun nasıl geleceğini yani kötü gelme ihtimali var mı diye en azından bir sorgulamak lazım. Türk Hava Yolları orada ciddi bir hedef fiyat revizesi oldu. Yani o yüzden ben burada bugünlerde özellikle bilançoların açıklanmasına yakın böyle hisse bazlı hareketlerin biraz daha fazla ön plana çıkacağı kanaatindeyim. O yüzden endeksin bence endeks özellikle endeks BIST 30 hisselerinde şu anda özellikle uyuyor. Yani oradaki hareket etmesini beklediğimiz, bilançosunun iyi geleceğini düşündüğümüz hisseler şu anda birkaç gündür uyuyor arkadaşlar. Hiç hareket etmiyor. Yani böyle kendi haline bırakılmış, veren versin şeklinde satan satsın, birileri de ağını aşağılara böyle kurmuş. Bekliyor. Yani şu an benim gördüğüm kadarıyla öyle bir tablo var. Bilançolar mesela burada gelmesine çok az bir süre kala asıl o zaman hareketler olmaya başlayacak. Daha yaklaşık olarak bir haftamız daha var. Belki bu bir hafta içerisinde piyasa buralarda biraz daha gevşeyebilir. Ya da mesela yarın biraz bir tepki alımı gelebilir. Yani tamamen kendini yurt dışı piyasalara biraz daha bırakabilir bizim piyasalar. Mesela yurt dışı borsalarda bugün gün boyunca vadeliler yukarıydı mesela. Bizim piyasamız hiçbir şekilde bakmadı oraya. Tamamen kendi mecrasında gitti. Orada salınımını tamamladı. Özellikle yarın mesela Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak öğleden sonra. Çok önemli. Çünkü yurt dışı borsalarda bence daha yeni dipleri oluşup oluşmayacağı ya da kuvvetli tepkilerin gelip gelmeyeceği yarın için çok önemli. Mesela yarın kötü bir enflasyon verisi geldi. Piyasalar bir anda daha da bozulabilir. İşte bizim öyle bir durumda işte B planı endeks 60 günlüğe doğru yani 22 günlük ortalamayı kırıp biraz daha dibini netleştirebilir. Yani söylediğimiz rakamlara doğru. Olasılıklar üzerine konuşuyoruz. Ama 22 günlük ortalamanın altına gelmediği sürece burada biraz daha piyasalarda hisse bazlı. Ama hisse bazlı derken de şöyle söyleyeyim. Önceki yayınımıza da ben uyarmıştım. Böyle BIST 30 sanayi, mali sektör oralarda fazla bir hareket olmuyor arkadaşlar. Daha çok X tüm Y endeksi var. Buradaki hisseler yani BIST 100'ün dışındaki hisseler de biraz daha fazla hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela bugün baktığımda X tüm Y endeksi %0,23 düşmüş. Geçen günlerde aynı durum vardı. Yani endeks yatay giderken artıydı burası. Endeks aşağı geldiğinde şimdi hafif bir eksi oldu.
O yüzden bu yan kağıtlar dediğimiz böyle biz yüzün dışındaki hisselerde ama bilançosu iyi gelebilecek hisselerde biraz daha hareketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş mesela bankalarda hazırlık yapıldığını görüyorum. Banka hisselerinde ki bu yatay hareketler mesela benim çok ilgimi çekiyor. Burada büyük bir ihtimalle mesela küçük bir iyi bir haber gelmiş olsa şöyle söyleyeyim. Garanti Bankası çok hızlı bir 24'lere doğru ivmelenebilir. Çok hazırlık var ama kimse dokunmuyor. Yani BIST 30 şu anda uyutuluyor arkadaşlar. Bu 3050'den başlayıp 3600'e kadar endeksin gelmesinin ardından şimdi bu yatayın ardından şöyle hafif bir aşağı doğru bir salınımı biz görmeye devam edebiliriz. Ama dediğim gibi buradaki bence strateji en azından bu bilanço döneminde bilançoların çok da böyle kötü bilançoların çok da kötü gelmeyeceğini ben düşünüyorum. O yüzden bu süreç içerisinde bilançolar yaklaştıkça hisse senetlerinde BIST 30 hisselerinde arkadaşlar yavaş yavaş hareketler görebiliriz. Banka hisseleri bence şu anda ciddi manada bir hazırlık safhası içerisinde olduğunu görüyorum. O yüzden büyük bir ihtimalle burada çok fazla agresif düşüşler olmazsa piyasayı bozan endeksleri böyle devre kesiciler gibi sert düşüşler görmezsek mesela banka hisseleri çok yükselmeye çok potansiyel. Onu hatırlatayım. Onun haricinde dediğim gibi biraz daha hisse bazlı hareketler olmaya müsait. Mesela Petkim mesela çok burada kalabilmeyi başarması çok önemli. Burada halen yukarı yönlü bir potansiyeli mesela barındırabilir. Yani şu anda burada düşmemesi yukarı gitme ihtimalini arttırıyor. Yani bu tarz hisseleri biraz daha böyle yakalamaya çalışacağımız günler. Yani bu düşüşlerde hangi hisseyi almaya başlayabiliriz? Bunu bence biraz daha burada daha hassas seçimler yapacağımız bir hafta içerisine giriyoruz. Çünkü buradan sonra bu düzeltmenin ardından tekrar ben endekse yukarı yönlü bir yükselişin başlamasını bekliyorum. Çünkü olumsuz çok fazla gelebilecek haber çok fazla kalmadı. Bir işte Amerika tarafından yarın gelmezse süper olur. Yani o kadar korktuğumuz, kafamızda büyüttüğümüz düşüşler bence olmayabilir. Belki 3.30'a kadar yarın biraz daha yön aramaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi burada bilançoları seçmeye devam etmemiz lazım. Yani çalıştığımız hangi aracı kurumlarla çalışıyorsak oraların uzmanlarıyla bilançosunun iyi beklenen hisseleri arkadaşlar bir an önce tespit etmeye çalışalım. Yani her kurum hazırlığını yapıyor zaten. Bizde de aynı şekilde hazırlıklar var. Hatta bizim artık çok yakın zamanda bu bilanço dönemlerinde dikkat edersek hisse radar raporumuz çok sık çıkıyor. Yani her gün 2-3 tane büyük bir ihtimalle göndereceğiz. Yani bilançosunu artık neredeyse emin olduğumuz piyasada da konsensus olursa bizim için çok daha iyi oluyor. Hızlı bir şekilde sizlerin önüne çıkartacağız bu raporları. Her an başlayabiliriz o öyle söyleyeyim. Artık bilançosunun iyi geleceğini tahmin ettiğimiz bazı hisseler var. Özellikle burada da zaten dikkat ettiğimiz nokta sizleri mağdur etmemek için uğraşıyoruz. Çünkü mesela birçok hisse şu anda bazıları prim yaptı. Şimdi bu tepedeki hisseleri önermenin manası yok. Biraz daha böyle
prim yapmamış ama bilançosu iyi gelebilecek daha istikrarlı manipülatif hareketlerden uzak hisseleri şimdi biz yavaş yavaş sizlerin karşısına çıkartmaya başlayacağız. Dicle Hanım buyurun artık ben şimdi şeylerden görüyorum hisseleri. Ya hisseleri zaten soruyorlar da bir taraftan da İsmail Bey arkadaşlarım şey yazıyor. Yani ders gibi. Gerçekten ben de yani ben hep diyorum zaten. Siz anlatıyorsunuz ben de öğreniyorum. Yani işin daha teknik tarafını arkadaşlarımız da aynı şeyi yazmışlar. Yani 2 saatte konuşsanız herkes gayet sakin bir şekilde dinler. Bir arkadaşımız yazmıştı Menekşe Hanım. Onu sorayım hisseye geçmeden önce. Sanırım Hektaş için bunu soruyor. Rüçhan hakkı nasıl devredilir diyor. Ondan sonra da Hektaş'a da bakabiliriz aslında. Çünkü Hektaş çok fazla geldi bu bölünmeyle alakalı. Yani devretme diye bir şey yok. Yani ya kullanırsınız ya da rüçhanlarınızı satarsınız. İkisinden biri. Yani bunlar içinde yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Rüçhanlarınızı ya oradaki tarih var. O belli tarihe kadar rüçhanlarınızı satabilirsiniz. Ondan sonraki tarihte de kullanma süresi var. Kullanmazsanız da orada yanıyor arkadaşlar. Rüçhanlarınız. Ona dikkat etmemizde fayda var. Ama dediğim gibi burada yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ya satacaksınız şimdiden rüçhanlarınızı ya da kullanmak için bekleyeceksiniz. Günü geldiğinde kurumunuza söyleyip parasını yatırıp sizin adınıza hisseler hesabınıza geçecek. Hektaş'a Vedat Bey, teşekkürler bu arada. Aydın Bey'e buradan ilk defa selam geldi. İleteceğim bunu. Buyurun İsmail Bey. Hektaş'a bakayım. Ama şöyle söyleyeyim. Hektaş tarafında aslında mesela burada bilançosunu iyi beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Onu söyleyeyim öncelikle Hektaş'ın. Ama bir hisse yani her zaman bilançosu çok iyi diye gitmez arkadaşlar. Bilançosu çok iyi diye gider ama bir de ayrıca bir piyasa yapıcısı olması gerekiyor. Güçlü bir piyasa yapıcısı vardır. Böyle Ahmet, Mehmet, Ali, Veli falan öyle alarak öyle kolay kolay bir hisseyi yükseltemezsiniz. Öyle olmaz. Mutlaka bunun bir piyasa yapıcısı vardır. Şimdi burada tek sıkıntı buradaki hisselerin değerlemesi yapılırken piyasa yapıcısı tarafından bazen çok böyle ederinin üstünde fiyatlara da hisseler çekilebiliyor. Yani düzeltme yapması gereken yerlerde hisse halen nasıl olsa çok fazla satış gelmiyor diyerekten sürekli yukarı çekilebiliyor. Yani orada belki overall'u sürekli artarak görmek insanları mutlu ediyor olabilir. Ama inşallah oradaki asıl gerçeklerle karşılaşmayız. En azından şöyle söyleyeyim, bilançosunu iyi beklediğimiz hisselerden bir tanesi Hektaş. O yüzden burada bir şansı var. Ama şunu da unutmayalım, bu hisse senedinin şöyle söyleyelim, piyasa değeri defter değerinin neredeyse 30 katından fazla. Yani 60 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani bu şirketi bu parayla bilmiyorum ama 4 tane daha kurabilirsiniz yani. O yüzden çok gerçekçi fiyatlar değil. Şöyle bir şey de olacak arkadaşlar. Şimdi bilançosu geldiğinde büyük bir ihtimalle şimdi piyasa değeri mesela sermayesinin şimdi 30 katı diyoruz ama bu büyük bir ihtimalle 20 katına düşecek arkadaşlar. Bilançoyla birlikte. Sonra orada bir düzeltmeler olabilir. Kâr realizasyonları olabilir. Ama şimdi bu tarz rasyoların bu kadar yüksek olması açıkçası burada biraz piyasa yapıcının insafına kalıyor. Öyle söyleyeyim. Yani şirket iyiyse peşini bırakmıyorlar. Mesela Sasa'da olduğu gibi şirket çok iyi. O yüzden aynı şekilde çok yüksek çarpanla işlem görüyor ve çok da böyle yatırımcılar panik satışına geçmediği için hisse senedinde en kötü ihtimalle yerinde sayıyor.
Ama dediğim gibi genelde bu tarz hisselerde arkadaşlar istatistiği söyleyeyim. Siz yorumlayın. Böyle çok iyi bilançosu. Bakın bunu belki 10 defa, 100 defa söylemişimdir. Bilançosu çok iyi olan hisselerde genelde böyle çok sert düşüşler olmuyor. Düzeltmeler yatay oluyor arkadaşlar. Bir ay, 2 ay. Çok böyle %10'luk bir marjda hisseyi böyle aşağı yukarı böyle indir kaldır yatay bir şekilde düzeltmeler oluyor. Büyük bir ihtimalle bu tarafta bu hisselerde de düzeltmeler yatay şeklinde olabilir. Belli bir marjda mesela %10'luk dediğim gibi bilemedin en fazla %15'lik. Şimdi hisse 1'e 8, 1'e 10 gidiyor. Sonra %10'luk marjda artık piyasaya dağıtım başlıyor. Ondan sonra tekrar piyasa yapıcı dağıttığı kişilerden geri alıyor o hisseleri. Yani böyle bir döngü sürüyor. Ama dediğim gibi Hektaş için şu an için bilançonun avantajıyla yukarı gitmeye devam ediyor. Ama indikatörlerde de şu anda negatif uyumsuzluk olması açıkçası biraz dikkatli olması gerektiğini de altını çizebiliyorum yani. Çizebilirim. Bu arada YouTube'dan sonra Instagram'da da rekor kırıyoruz. 225 arkadaş vardı biraz önce. Yani çok çok iyi bir sayı Instagram için. Mustafa Bey demiş ki haklı. Süven'i hiç konuşmadınız demiş. Süven'i konuşalım mı İsmail Bey? Hiç sormadık bu zamana kadar hakikaten. Evet. Bu arada pazartesi günü İsmail Güner'le olan yayınımızı izlemeyenler varsa Info Yatırım'ın YouTube kanalından kesinlikle izlesinler. Hem beğendiği hisseleri tek tek detaylı olarak anlattı hem de çokça hisse konuştuk. Tavsiye ederim izlemenizi. Evet Oğuz Bey, biz hep rekor kırıyoruz. Doğru. Arkadaşlar. Güvenli bir türlü ekranıma gelmiyor. O arada ben küçücük bir hatırlatma yapayım. Bu akşam 21'de de Info Yatırım'ın YouTube kanalında canlı yayından Mert Yılmaz olacak. Sizden gelen soruları da ben Mert Yılmaz'a soracağım. Onun haricinde dolarla alakalı konuşacağız, borsayla alakalı konuşacağız. Detaylı olarak herkesi oraya da bekliyorum 21'deki canlı yayınımıza. Evet. Şimdi Süven tarafına baktığımızda arkadaşlar 6 aylık bilançosu nispeten iyi gelmişti bu hisse senedinin. Yaklaşık olarak piyasa değeri defter değerinin öyle söyleyelim 12 katıdan işlem görüyor. Aslında çok da böyle ucuz diyebileceğim bir hisse değil. Ama karlı olan şirketlerde çarpanlar biraz daha yüksek oluyor. Fiyat kazanç oranı 32. Bu hisseyi ancak çok iyi bir bilanço kurtarabilir. Bilançosu iyi gelmesi beklenen hisselerden bir tanesi de onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi böyle çok böyle çarpıcı bir bilanço olmaması belki bir kâr realizasyonunu beraberinde getirebilir. Ama kısa vadede dediğim gibi hisse senedinde indikatörlerde negatif bir uyumsuzluk var. O yüzden burada son 3-4 gündür yatay bir hareket var. Genelde böyle hareketlerin ardından belki biraz daha yukarı doğru bir hareket olabilir. Tekrar yukarı doğru çekme olabilir. Tek sıkıntı kısa vadede çok hızlı bir prim yapmış olması. Yani Eylül ayının başında 20 lira civarındaydı. 21 lira civarındaydı. Şimdi 44 lira. Yani neredeyse %100'lük bir prim yapmış. Ve hiç düzeltme yapmamış. Ortalamalardan çok uzakta. O yüzden bu hisse senedinde bilançosunun kötü değil ama iyi geleceğini düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Sadece burada biraz daha spekülatif hareketler mümkün olabilir. Ortalama maliyetlerin çok üzerinde olmasından dolayı. Direnç seviyesi örneğin bu hissede mesela şu anda 44.90.
44.90'ın yukarı gidebilmesi için 44.90, hatta 45 desek çok daha güzel olur. 45'in kırılması durumunda tekrar yukarı yönlü biraz daha sert bir hareket olabilir. Yani teknik bunu gösteriyor, onu söyleyeyim. Yani 40, burada 45 bizim için tekrar yukarı bir hareketi tetikleyebilir. Ama bu yukarı gidişlerde indikatörlerdeki bu negatif uyumsuzluk çok fazla bozulmayacak, daha da artacak. O da bir şekilde bir kâr realizasyonunu gündeme getirebilir. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Peki. İsmail Bey, ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Hakikaten rahatsızsınız biliyorum yani. Pazartesi günü zaten o kadar detaylı bir şekilde konuştuk ki burada sorulan hisselerin %80'ini sanırım konuştuk. Dün de Profesör Doktor Yusuf Kader'le hocamla yayın yaptık. Hatta hocadan rica ettim. Yayınımızı da uzattık. O kadar çok hisse konuştuk ki inanın arkadaşlar bu hisselerin neredeyse tamamı dün de konuşuldu. İsmail Bey'le de konuştuk yazdığımız hisseler. Info Yatırım'ın Ankara şubesi internette Beştepe gözüküyor. Birkaç şube var ama Info Yatırım'ın onu da söyleyeyim Ankara şubesi 1071 Usta'da. Onu da söylemiş olayım. Dünden beri soran arkadaşlar var. İsmail Bey çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben bitirmeden önce hemen kısaca bu en azından bizim bu yayını tanıtımındaki hisselerle ilgili, bilançosu ile iyi gelebilecek hisselerle ilgili bir başlık atmıştık. En azından o başlığı boşuna atmamış olalım. Lütfen. O yüzden benim şu anda şimdi burada bilançoların açıklanmasına az bir süre kaldı. Yavaş yavaş başlayacak. Konsolide olmayanlar bu ay sonuna kadar açıklamış olacak. Diğerleri de yanılmıyorsam 9'una kadar. Bir sonraki ayın 9'una kadar. O yüzden şu an mesela benim dikkatimi çekenler arasında Pegasus, yani bu önümüzdeki günlerde sürpriz yapabilecek nadir hisselerden bir tanesi. Yani kendi sektörü içerisinde biraz daha pozitif ayrışabilir. Yani Türk Hava Yolları ile ilgili çok da böyle olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok. Tam tersine ciddi bir bilanço sürpriziyle de karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Onu da söyleyeyim Türk Hava Yolları konusunda. Ama Pegasus'ta en azından şöyle bir şey var. Bilançoların şimdi iyi gelen biraz da yine aynı şekilde iyi bilanço getirmeye devam ediyor. Ama olumsuz bilançodan olumlu bilanço, güzel bir bilançoya doğru geçişler çok daha makbul oluyor arkadaşlar. O hisseler genelde biraz daha az prim yapmış oluyor. O yüzden Pegasus biraz daha pozitif yönde ayrışabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Aksem'in bilançosunun mesela iyi gelmesini bekliyoruz. Yine burada Ayen Enerji'nin bilanço beklentisi oldukça iyi. Onu hatırlatmakta fayda var. Yine Galata Wind enerjilerde bilanço olarak ön plana çıkan hisseler arasında. Tekstiller tarafına baktığımızda tekstil tarafında Yunsa aynı şekilde bilançosunu iyi açıklayabilecek oldukça sürpriz hisselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yine burada belki nispeten iyi gelebilecek belki Vakko olabilir. Vakko'nun bilançosu iyi gelecek gibi görünüyor. Karsu Tekstil, gerçi o bugün tavandı ama bilançosunu iyi beklediğimiz hisseler arasında. Diğer taraftan büyük bir ihtimalle biraz daha ağır kağıtlara geçersek Tüpraş bilançosu biraz daha sürpriz yapacak gibi görünüyor. Yakından takip etmekte fayda var. Geri gelişlerde bunu iyi değerlendirmek lazım. Son günlerde Kozal tarafında ciddi bir hareketlilik var. Yakından takip edilmesinde ben bu hafta için ve önümüzdeki hafta için fayda olduğu kanaatindeyim. Banka hisseleri çok böyle hazırda her an piyasayı mesela döndürülebilir. Mesela piyasa dönerse büyük bir ihtimalle banka hisselerindeki birkaç hisseyle başlar.
bir anda piyasanın yönü değişebilir. Yani buradaki bu salınımlar bankalarla geri dönebilir. O yüzden banka bilançolarında yine iyimser beklentiler devam ediyor. Orada mesela Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası biraz daha ön plana çıkan bankalar arasında. Bu hisseleri yakından takip etmekte fayda var. Petkim hissesi mesela çok hazır duruyor. Yani orada da ciddi beklentiler var. Şişecam mesela, orada da bilançonun iyi gelebileceğini tahmin ettiğimiz hisseler arasında. Bunlar biraz daha ağır hisseler. BIST 30 hissenin içindeki hisseler. Ama şu an bu hisseler benim biraz daha dikkatimi çekiyor. Belki daha demir çelik tarafında Çuadaroğlu Metal mesela. Orada da mesela 6 aylık bilançosu oldukça iyiydi. Aynı performansı gösterme olasılığı yüksek gibi. Gübreler tarafına dikkat etmek lazım. Bağfaş'ın bilançosunda ben yine buradaki geri çekilmeleri bir alım fırsatı gibi düşünüyorum. Yine gübre fabrikalarına bakıyoruz. Orada da bu geri çekilmelerde para çıkışı olmadan bir geri çekilme oluyor. Bu da çok önemli. Yani para çıkışı olmadan yaşanan geri gelişler biraz daha dönüşü daha sert olabiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani orada mesela gübre fabrikalarında 133 seviyesi oldukça önemli bir destek. Buranın altına girilmediği sürece ciddi sürprizlerle karşılaşabileceğimiz hisselerden bir tanesi. Dediğim gibi bu hisseler şu an için bu hafta biraz daha ön plana çıkabilecek, yakından takip edilebilecek hisseler. Ama bilanço açısından da iyi beklediğimiz hisselerden bazıları diyelim. Ben de konuşmamı tamamlamış oldum. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım size. Kesinlikle YouTube kanalımızda sorduğunuz hisseleri biz artık zaten tek tek de yayınlayıp koyuyoruz tarihiyle birlikte. Merak ettiğiniz hisselerin çoğu orada detaylıca izleyebilirsiniz. İFO Yatırım'ın YouTube kanalında bu akşam 21'de de canlı yayında Mert Yılmaz'la olacağız diyorum. İsmail Bey hem geçmiş olsun diyorum hem de ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Bizi Herkese izleyenlerde. görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.